Şaşırdım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte iki tane Azerbaycan'dan Azerbaycan Eurovision şarkılarına tepki çekeceğiz. İlk şarkımız Dihaj'dan Skeletons. Biliyorsunuz Dihaj'ın daha önce videolarını izledik ama canlı performansını dinlemedik, sizinle birlikte hiç izlemedik onu. 2017'de yarıştı Dihaj, Azerbaycan'ı 2017'de temsil etti. Diğer şarkı ise Farid Mamadov'dan, buradan bakıyorum çünkü isimleri aklımda tutamıyorum. Farid Mamadov'dan Hold Me, 2013 yılında Azerbaycan'ı temsil etmiş. Bu iki şarkıyı, daha doğrusu bu iki canlı performansı izleyeceğiz sizinle birlikte. Hazırsanız çok daha uzatmadan başlayayım ama ilk önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz ve kardeşimle olan kanalına da abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız ilk önce Dihaj'dan başlayalım. 3, 2, 1, gelsin. Şöyle değil mi? Bunu biliyorduk, klipte de aynı. İzlediğimde şey demiştim, gerçekten Dihaj'ın farklı bir sesi vardı. Yani bana öyle gelmişti. Bravo valla. Bana böyle farklı bir sahne var. Bir şey söyleyeyim mi? Vokali çok iyi şu an. Şu adam mı ne o? O atmış. Dur şimdi şurada bir dur. Şu ana kadar vokali gerçekten iyiydi. Herhangi böyle sesinde ben bir titreme duymadım. O böyle arkaları yazdıkları baya böyle anlamlı kelimelere benziyor. Çok gözümle çarpmadı ama işte Skeletons yazmışlar. Bir şeyler falan vardı. Bu at kafalı adam neyi temsil ediyor bilmiyorum. Bir şey temsil ediyor olabilir. Belki de kötülüğü falan temsil ediyordur. Bilmiyorum, artık Onur bana yazarsınız. Ne biliyorsanız bu klip veya bu şey hakkında, bu şarkı hakkında mesajınızı bekliyorum. Devam. Vokaller de güzel arkadan. Bir şey söyleyeyim, güzel. Bayağı güzel yani, sahne de çok iyi. Diğer kadın şarkıcıların kıyafetlerine nazaran daha böyle farklı bir kıyafet tercih etmiş kendisi. Farklı bir tarzı var ya. Böyle bir rockçı gibi. Sensation Ready. Ne yazıyor oraya? Horns. Farklı bir şey. Anlam vermeye çalışıyorum ama bulamıyorum. Dur. Neyse, ben şarkıya odaklanayım. Açtılar kutuyu. Hadi bakalım. Allah Allah Allah. Çok şaşırttı beni. Ha, dansçılar da geldi. Pardon, hem vokal hem dansçı. Eurovision'un bir şeyini seviyorum. Hem vokal hem dansçı oluyorlar. We can change the future. Geleceği değiştirebiliriz. Çok doğru söyledi Dihaj. Sonuna kadar katılıyorum. Bu bitti. Şimdi Farid Mamadov'a geçelim. Düşüncelerimi sonra söyleyeyim. Bu arada hiçbir bilgim yok yani, kaçıncı oldular işte falan filan. Daha önce yazdığınız zaman maalesef unuttum.
Yani Diyojen'in kaçıncı olduğunu yazmıştınız bana. Maalesef ama aklımda değil. Tekrar yazarsanız çok mutlu olurum. Araştırmadan geldim. Şimdi bana diyecekler ki sen araştırmıyor musun? Araştırmadan geldim. Çünkü sizin bir şeyler yazmanız benim için çok böyle farklı ve güzel oluyor. Hem siz katılmış oluyorsunuz. Biraz böyle interaktif bir şeyler oluyor. Karşılıklı sizden bilgiler öğreniyorum. Mesela Google'a falan yazsam bulamayacağım şeyleri sizler söylüyorsunuz. Hem magazinsel hem falan filan. Yani bilmiyorum, farklı ya. O yüzden hoşuma gidiyor sizin bir şeyler yazmanız yorum olarak. Size bırakıyorum bunu. Şimdi sırada Farid Mamadou Hold Me var. Farid Mamadou hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Şarkıyı ilk defa dinleyeceğim. O zaman sizinle birlikte hazırsanız başlayalım ve görelim nasıl bir şarkıymış. 3, 2, 1, gelsin. Ama Farid Mamadou'yu bana çok övdünüz. Yani en iyi performanslardan biri dediniz. Beklentim çok yüksek şu an. Tavan yani. Çok sade bir şey. Güzel bir giriş. Romantik bir sesi var. Walk away. Bu pozisyonda da şarkı söyleme kolay değil herhalde. O kutunun içinde bir adam. Ne yapıyor adam orada? Oha. Sesi gerçekten güzel. Oha, aynısını yapıyor. Gölgesi gibi onu temsil ediyor. Oha. Şaşırdım. O kim geliyor? O kıyafete bak. Ne güzel böyle. Ben de balerin. Aa. Bak, show dediğim bu. Bütün sesi de çok iyi. Azerbaycan gerçekten şarkıcıları çok iyi seçiyor. Olmuyor, bir tek olmuyor. Valla ikisini de dinledim. O çok acayipti. Şimdi ilk önce şeyden başlayayım. Dihac'dan başlayayım. Dihac'ı bana şey dediniz. Birkaç kişi onu söyleyeyim. Birkaç kişi böyle çok performansı iyi değildi falan demiştiniz Dihac hakkında. Bence gerçekten güzeldi. O işte tahtaya falan yazdıkları o adamın at kafası artık neyi temsil ediyor bilmiyorum. Videonun esnasında da söyledim. Dihac'ın vokali ben gerçekten beğendim. Kıyafeti böyle çok şaşalı değildi ama farklı bir tarzı vardı. Kendi tarzını yansıtmıştı. Sonradan o kutu gibi bir şeyin açılması, bilmiyorum, çok acayipti. Bir şeyleri temsil ediyor olması gerekiyor ama emin değilim. Yani o dansçılar vokal bence hoştu, sahnesi de güzeldi. Kaçıncı olduğunu bana artık söylersiniz. Farid Memeloğlu çok övdünüz, yani böyle aşırı derecede övdünüz bana. Gerçekten ilk başlarda şey dedim. Yani sonuçta normal bir şeyin üstünde sadece çok da abartısız bir şekilde takım elbise gibi giymiş
ve şarkısını söylüyor. Dedim herhalde çok da güzel bir şov olmayacak. Açık söyleyeyim bunu dedim içimden. Sonra o alttan adam çıkması, aynı hareketleri yapmaları, sonradan kızın gelmesi falan farklı bir şey oldu. Şunu beklerdim. Böyle Farid Memedov'un beyaz kıyafetler giyip, okutun içindeki adamın siyah kıyafetler giyip, işte biri iyiliğin, biri kötülüğün içerisindeki falan temsil etseydi, aynı hareketleri yapması falan. Sonra o kızın gelip birini seçmesi falan güzel olabilirdi hikaye olarak. Tabii bu benim düşüncem. Benim hikayem, bunu söyleyeyim size. Ama farklı ve hoştu. Farid Memedov'un sesini efsane yani. İkisinin de sesine bir şey söyleyemem. Dihac'da, Farid'de. Hani bu video esnasında da söyledim. Kesinlikle ama kesinlikle Azerbaycan bu işi biliyor. Yani güzel şarkıcılar gönderiyor. Bilmiyorum. Yani daha ne diyebilirim? Gerçekten çok farklı ve hoştu ikisi de. Böyle şeyleri dinlemeyi çok seviyorum. Azerbaycan'da gerçekten bu işi beceriyor. Yani bu zamana kadar bir sürü şarkıcı dinledik. Hepsini şey yaptık. Size bir şey sormak istiyorum. Çünkü aklımda olan bir şey. Böyle bu zamana kadar bir sürü Azerbaycan'ın Eurovision şarkılarını dinledik. Sizce bunları derleyip böyle bir en sevdiğim 10 Azerbaycan Eurovision performansı yapsam mı? Böyle bir sıralasam falan güzel olur mu? Bunu bir sordum. Bakalım bu zamana kadar izlediyseniz bu soruya da cevap verirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz ve kanalı kardeşimle olan diğer kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.